bir arayabilirsiniz, bizlere ulaşabilirsiniz. Hocamıza sorularınız varsa onları iletebiliriz. Ekip. Ali abimle istek türkünüz varsa istemiş olursunuz. Aynı zamanda telefonunuzu mesaj yaz bölümüne gelerek büyük harfle TV60 yazıyorsunuz. Bir boşluk bırakıyorsunuz. Mesajınızı yazdıktan sonra da 3969'a gönderin. Biz de buradan hocamızla paylaşmış olalım. Ve derneğimizin yönetim kurulu başkanı, aynı zamanda öğretmenimiz, eğitimcimiz Muhittin İşlek hocam, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın hocam, iyi misin? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Nasıl hocam, gerçekten de hepimiz birer engelli adayız değil mi evet, hocam? Evet, kesinlikle. Ya çünkü neler yaşayacağımızı bilemiyoruz. Ya bugün sosyal medyadan takip ediyoruz. Her gün çeşitli kazalar oluyor veya çeşitli hastalıklar evet. oluyor. Ve bunun sonucundan da şahit olduğumuz gibi çeşitli hastalıklar veya işte engel durumları ortaya çıkıyor. Dolayısıyla her birey bir engelli adaydır kesinlikle. O yüzden olaylara bu şekilde bakmak gerekiyor. Evet. Peki hocam, konuşacağız. Ali abi hoş geldin. Güzel insan, hoş bulduk. Sevgiler, saygılar. Ekranlar başında bulunan değerli izleyicilerimiz de hoş geldiler. Peki Ali abi, bu akşam Engelliler Derneğimizi getirdik. Engelli ne kadar güzel, ne kadar engelli güzel. Engelli bireylerimizin sorunlarını tartışacağız, konuşacağız. Belki de bir anlamda çözüm arayacağız değil mi hocam? Evet. Çözüm mutlaka. Arayacağız ya da yol göstereceğiz. Ya da yol göstereceğiz. Yol göstereceğiz. Evet, evet yani yol göstereceğiz. Burada yol Peki, göstermek çok önemli. Ali abi senden bir eser alalım. Eserle başlayalım sonra sohbetimize. Şimdi güzel insan, konumuz engelliyken iki evet. cümle de ben söyleyeyim kör tarafımdan da. Söyle hocam. Şu televizyonlarda adam gibi program yapan ben seni çok takdir ediyorum. Çok teşekkürler. Ama abi. Hani ben engelli olmam gibi düşünen kibirli, gururlu, kendini beğenmiş kişilere şunu söyleyeceğim de. Her sağlıklı insan bir özürlü adaydır. Geçenlerde bir bayan televizyonda evet. konuşuyor. Diyor ki ben öyle olacağımı hiç bilmezdim. Evet. Öyle o hale geleceğimi hiç bilmezdim. İşte kimseyi hor görmeyin. Yani ekranlarda bir iki türkü söylüyorsunuz diye kendinizi de sanatçı zannetmeyin. Ben bu kibirlilere söylüyorum. Eyvallah. Ben size bir türkümü okuyayım. Hadi bakalım Ali abi. Daha sonra engellilerle ilgili şiirim de var. İstersen konuşuruz. Konuşuruz tamam. Söz Aşık Hüdayi'nin, müzik benim, güzel bir türkü okuyacağım. Turancığım, taşlama. Faydası olmayan bahardan yazdan yüce dağ başının kışı makbuldur. Cahilin yaptığı sohbetten sözden alimlerin hayal düşü makbuldur. Makbuldur, makbuldur. Cahilin yaptığı sohbetten sözden alimlerin hayal düşü makbuldur. Makbuldur, makbuldur. Lokma yeme muhanetin elinden kurtulaman sonra acı dilinden. Namertlerin kaymağından balından merdin kuru yavan aşı makbuldur. Makbuldur, makbuldur.
Namertlerin kaymağından bağında merdin kuru yaban aşı makbuldur. 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 Hüdayı konuşur birince dilden hal ehli olmayan ne bilir haldan bilgisiz görgüsüz duygusuz kuldan ölümün mezar taşı makbuldur. Makbuldur, makbuldur. Bilgisiz, görgüsüz, duygusuz kuldan ölülerin mezar taşı makbuldur. Makbuldur, makbuldur. Teşekkürler. Sağ ol abi. Yüreğine sağlık. Eyvallah. Muhittin Hocam. Evet. Biz genelde konuklarımızı da ekranlar başında bizleri izleyen dostlarımıza kısaca bir tanıtmış oluyoruz. Muhittin İşlek. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Muhittin İşlek kimdir? Muhittin İşlek, ben sınıf öğretmeniyim. Evet. Zihinsel engeller sınıf öğretmeniyim. Asıl branşım. Evet. Ben özel bir kurumda da çalışıyorum eğitimci olarak. Ama daha çok zamanım işte bu bizim dernekle, derneğin çalışması olarak, hı hı, İstanbul Engeller Merkezi, evet, üyesi olarak daha çok çalışmalarımızı burada yapıyorum ben. Ve daha çok işlerimiz engelli bireyler ve onların ailesi. Evet. Kısaca bu şekilde diyebiliriz. Hocam biraz zor galiba değil mi sizin işiniz? Ya aslında zor da, fakat bilmiyorum, bizim için zor değil. Zor artık değil. Artık bizim için zor değil. Ya biz artık alıştık. Sanki onlarsız yapamıyoruz artık. Öyle ne değil. Güzel. Aslında bu neyden kaynaklanıyor hocam? İşinizi çok sevmekten, evet, kaynaklanıyor. Seviyorum. Yoksa seviyorum. Şimdi biz şöyle bir düşündüğümüz zaman, baktığımız zaman gerçekten zor geliyor bize. Ama işin içinde olan birisi olarak, yani işinizi de severek yaptığınız, evet, için böyle güzel güzel projeler, çalışmalar ortaya çıkıyor. Bu da bizleri de mutlu ediyor. Evet, yani aileler gerçekten mağdur, bu konuda bilinçsiz. Ayrıca onları bu konuda bilinçlendirdiğimiz zaman hakikaten çok mutlu oluyoruz. Yani aileler de daha çok bu ilgiyi işte bu kurumlarda falan göremiyorlar. Hani hastaneler vesaire yerlerde. Evet. Göremedikleri için böyle yakın ilgi gördüklerinde çok mutlu oluyorlar. Bir destek görüyorlar. Çünkü genelde aileler bu konuda yalnız kalıyor. Her konuda yalnız, evet, kalıyor. Evet hocam. O yüzden onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. O zaman siz bir taraftan da engelli bireylerin ailelerinin işlerini kolaylaştırmış oluyorsunuz. Evet. Bir taraftan. Tabii ki. Hem o engelli bireyleri, kardeşlerimizi hayata kazandırmakla kalmıyorsunuz. Ailelerin de işlerini kolaylaştırmış. Paylaşıyorsunuz kesinlikle, daha doğrusu. Evet. Peki bir taraftan da mutlaka bir kurulum, bir kuruluş, kurum kurulacağı zaman bir amacı, evet, vardır. Evet. Sizin derneğinizin amacı ne kısaca? Niçin? Bir de şunu, bunu sormadan önce, özellikle metropollerde bu gibi imkanlar çok fazla. Evet. Yani engelli bireylerin ulaşabileceği dernekler ve bunun gibi çalışma alanları var. Ama Anadolu'da ya da küçük şehirlerde, illerde yok değil mi hocam? Evet. Çok fazla çok yok. Çok fazla yok tabii ki. Ya sadece dernekler değil, yani bu engelli bireylere yönelik okullar da yok. Yani onların rehabilitasyon merkezleri yok. Merkezlerin yanında normal hal milli eğitim, evet, kurum, milli eğitime bağlı olan okullar da yok. Çok az sayıda. Yani bu gerekli şeyi, ihtiyacı karşılamıyor. Dolayısıyla
Yani belirli eğitimini bitiren öğrencilerimizin birçoğu, yani bu engelli bireylerin birçoğu ortada kalıyor. Evet. Çünkü yaş gruplarına yönelik okullar maalesef şu an tam olarak yok. Dolayısıyla yani bir yerleştirilmek için zaman zaman bir yıl, iki yıl veya birkaç sene bekleyebiliyorlar ve hatta okula gidemeyebiliyorlar. O zaman sizin amacınız da buradan ortaya çıkıyor. Evet, evet, amacı, derneğinizin amacı. Burada. Yani şöyle söyleyelim, aslında amacımız tüm engelli bireylerin, evet, yani bunun içerisinde zihinsel, bedensel, yani gelişimsel bozukluk dediğimiz otizmli, evet, çocuklarımızın ve onların ailelerine yönelik çalışmalar, onları iş hayatına sokabilmek, yani onların da var olduğunu gösterebilmek. Evet. Daha çok amacımız bu yönde ve buna yönelik işte projeler üretmek, buna yönelik çalışmalar yapmak, etkinlikler yapmak. Ya onlar da işte bu hayatta biz de varız diyebilmelerini sağlamaktır. Peki hocam, bir taraftan da şimdi size yakın olan bölgelerde, ilçelerde, daha doğrusu İstanbul'da merkez. İstanbul'da ulaşmak size çok kolay ama ve lakin Anadolu'dan dostlarımız aradığı zaman ya da ulaşmak istedikleri zaman nasıl ulaşacaklar size? Ulaşabiliyorlar mı yani? Ya ulaşabiliyorlar şöyle, hani biz, evet, direkt olarak onlara ulaşamıyoruz ama işte çeşitli etkinliklerde dağıttığımız broşürler, evet, vasıtasıyla eğer bizlere ulaşabiliyorsa, ya bu Türkiye'nin neresinde olursa olsun yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani zaman zaman başka şehirlerden de arıyorlar. Yani bugün, evet, ilginçtir. Bugün başıma geldi. Bilmiyorum artık aile karıştırdım mı bilmiyorum. Adıyaman'dan bir aile aradı. Evet, nasıl, evet, rapor çıkarabiliriz diye. Ha, siz engelli bireylere bu konuda da yardımcı oluyorsunuz. Tabii ki yani evet, desteğim, hani derneğimizin adı üstünde destekleme diyoruz ya. Evet. Yani orada aileyi yönlendirme, destekleme de yapıyoruz aynı zamanda. Dolayısıyla bilinçlendirme de bunun içerisinde. Ne güzel. Yani neler yapılması gerektiği sosyal haklarıyla ilgili bilgiler de veriyoruz ailelere. Yani eğer bize ulaşabilirlerse biz de kendi derneğimiz bünyesinde, tabii biz bu çeşitli kurumlardan, yani, evet, ilçe, milli eğitim, işte Sultangazi Belediyesi. Siz o şekilde hayatınızı idame ettiriyorsunuz. Tabii derneğin ki hayatını idame ettiriyorsunuz. Ama bir iki cümle daha edelim. Çünkü ana sponsorumuzun veterisini ekrana getireceğiz birazdan. Tamam. Siz ama bu arada engelli bireylerden bu işlemleri yaparken herhangi bir ücret talep etmiyorsunuz. Kesinlikle yok. Biz ücret talep etmiyoruz ve almıyoruz da. Ne güzel. Zaten alındıktan sonra da bir anlamı kalmıyor. Kalmıyor, evet. Sevgili seyircilerimiz, sizler de dediğim gibi benim aracılığımla da ulaşabilirsiniz. İnternet ortamında da web sayfaları da var. Derneğimize ulaşabilirsiniz. Bu anlamda bireylerimizi, engelli bireylerimizi topluma kazandırmak adına mutlaka ama mutlaka ulaşın diyorum. Sadece bu derneğimize ulaşamazsınız, yakınıza olan, hani bununla ilgili çalışmaları yapan derneklerimize, merkezlerimize de ulaşmanızı salık veriyoruz. Ve değerli dostlar, dedim ya, ana sponsorumuz Nehir İnşaat, sağ olsun, var olsun. Bu sezon sesimizin daha gür çıkmasında bizlerin hep yanında olan Nehir İnşaat Ekrem Anas'ı geçtiğimiz haftada ziyaret ettik. İsterseniz bir de siz görün neler olmuş, neler bitmiş, Nehir İnşaatı ziyaretimizi sizlere de aktarmış olalım sevgili dostlar. 2007 yılında Ekrem Anas öncülüğünde kurulmuş olan firmamız Nehir İnşaat, kat karşılığı arsa ve müteahhitlik hizmetleri, modern, kaliteli ve sağlam projelerle Sancaktepe, Çekmeköy ve çevre ilçelerde inşaat sektörünün öncülerinden olmuştur. Sürat, kalite ve titizliği ön planda tutarak kuruluşumuzdan bugüne tüm projelerimizde daha iyi arayan firmamızın arayışı, müşterilerimize inşaat işlerinde günümüzün sahip olduğu yüksek teknolojiden yararlanma ve kalite yönetimidir. Geleceğe kaliteli yaşam alanları bırakabilmek, inşaat sektörünün çıtasını yükseltebilmek için dürüstlük, kalite ve güven ilkeleri doğrultusunda geçmişten gelen kültürümüzü kendi dinamiklerimizle çağdaşlaştıran güçlü altyapımız, uyguladığımız sürekli yenilenen yüksek teknolojimizle, gerekli bilgi ve beceriye sahip uzman kadromuzla sektörde devamlılığımızı sürdürmekteyiz. Evet sevgili dostlar, çok değerli Kanal 60 izleyicileri, Sevdamız Sokak Program izleyicileri. Yıllardır Sevdamız Sokak programının yanı başında olan Nehir İnşaat'tayız. Nehir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Anas'la konuşacağız. Sancaktepe'de, Yenidoğan'da, Çekmeköy'de
uğrayacağınız tek adres Nehir İnşaat. 0216 622 2660'ı lütfen arayın. Satış danışmanı arkadaşlarımız sizlere yardımcı olsun. Dükkanlarımızı, dairelerimizi bizzat siz gelip görüyorsunuz. Görüp beğendikten sonra da tap işlemlerine geçiyoruz değerli dostlar. Yönetim Kurulu Başkanımız Ekrem Anas'la konuşacağız. Hem kendisini yakinen tanıyacağız hem de projelerinden bahsetmesini isteyeceğiz. Ekrem Anas 1972 yılında Tokat Turhal Çaylı kasabasında dünyaya geldi. 1981 yılından beridir inşaat işleriyle uğraşıyor. Nehir İnşaat'tan sadece daire almıyorsunuz, dükkan alıyorsunuz, güven de alıyorsunuz. Çünkü Nehir İnşaat yaptığı projelerin arkasında. Şu anda yapmış olduğum şey tamamen müşterilerimizin memnuniyeti. Gerek temelde, gerek dış cephede, gerek çatıda kalite malzeme kullanıyoruz. Her bütçeye uygun dairelerimiz mevcut. 180 bin liradan başlıyor daire fiyatlarımız. Bizi izleyenler nasıl ulaşacaklar Nehir İnşaat'a? 216 622 2660'dan 7/24 her gün ulaşabilirler. Burada satış danışman arkadaşlarımız yardımcı olacaklar kendilerine. Kredi aşamasında biz yardımcı olacağız. Tamamı krediye uygun iskanlara alınmış, elektrikleri, suları ayrılmış, hiç sorun yaşamayacakları bir şekilde daireleri teslim edeceğiz. Biz her zaman buradayız, işimizin arkasındayız. Bugüne kadar yaptığımız güvencemiz, müşterilerimiz, kat karşılığı inşaat yapıyoruz, daire satıyoruz, arsalarımızı kat karşılığı alıyoruz. Bu bölgede şu anda %50'lerde toprak sahiplerine pay veriyoruz. Sancaktepe, Çekmeköy, Samandıra, Yenidoğan bölgesinde konut üretimi yapıyoruz. Tamamında A kalite malzemeler kullanıyoruz. İnternet sitemizden Nehir İnşaat'tan girildiği anda kullanılan malzemeleri, projelerimizi, temelini, dış cephesini, çatısını, iç detaylarını müşterilerimiz görebilirler orada. Bütün her aşamasında biz yapıyoruz bunları. Vincimizle, kepçemizle, portifimizle, deneyimli elemanlarımızla. Ve sabah 7'de giderim ben şantiyelerimin başına. Günümüz sabah 7 gibi şantiyede başlar. Ben işçileri ben kapıda karşılarım onları. Hoş geldin derim. Onlarla evet. Beraber çalışırım. Bir patron ilişkisi kesinlikle yoktur. Evet. Arkadaş gibiyizdir. Çırağından tutun kalfasına kadar, ustasına kadar. Beni bir abi olarak görürler. Ben de onları bir kardeşim gibi seviyorum. Peşinatı aldıktan sonra geriye kalan %80 kısmına kredi kullandırıyoruz. Kredilerini biz çıkartıyoruz. Hangi banka daha uygunsa, müşteri adına biz araştırıyoruz. Bizim için müşterimizin bir puan ucuz kredi alması çok daha önemlidir. Gelip öncelikle projemizi gezecekler. Beğenecekler aldıkları daireleri. Kredi kullanıldığı zaman bankanın eksperi tamamen müşteri korumak adına avukatları her şeyi yapıyorlar. Yapıyorlar. 622 26 60'dan ulaşabilirler bize. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İlginize. Son olarak bizleri izleyen izleyicilerimize, Kanal 60'a ve Sevdalı Tokat programı izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Konut aşamasında, ev aşamasında akıllarına gelecek tek adres Nehir İnşaat olsun. Hiçbir zaman sorun yaşamayacaklar. Biz her zaman buradayız. Evet. 5 yıl önce, 10 yıl önceki sattığımız inşaatlarda, dairelerde sorun bizden kaynaklanmamasına rağmen biz gidip gerekeni yapıyoruz oralarda. Teşekkür ediyoruz. Son olarak bir daha telefon numaramızı... 622 26 60'dan sizlerin telefonunu bekliyoruz. Size yardımcı olmak için. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Ekrem Bey. Evet sevgili dostlar, bugün Nehir İnşaat'taydık. Nehir İnşaat'ın projelerimizi, dairelerimizi sizlere de göstereceğiz. Siz onları izlerken almak istediğiniz daire konusunda da müşteri danışman arkadaşlarımız sizlere yardımcı olacaklar. 0216 622 2660 arayarak sizlere uygun daireleri, daha doğrusu bütçenize göre uygun daireleri satış danışman arkadaşlarım yardımcı olacaklar. Kalitenin adresi Anadolu yakasında, Sancaktepe'de, Çekmeköy'de, Yenidoğan'da uğrayacağınız yegane adres Nehir İnşaat. Müşteri danışma hattı 0216 622 2660. Evet Ali abi. Sevgili Turancığım, biz eyvallah. Ülkemizde dileriz ki karıncanın bile burnu kanamasın. Çok güzel bir Ali Cemali Baba'nın bir deyişini okuyacağım. Birlik, beraberlik. Her zaman diyoruz ya, birlik beraberlik ile erişilir her menzile, kendi kendimize kuyu kazmayalım bile bile. Bunu değerli öz müzikten Ümit Çorluk kardeşim işimizi.
İnsanlardan arzumuz vardır. İnsan birliğine zor demesinler. İnsanlardan arzumuz vardır. İnsan birliğine zor demesinler. Gerçekler nerededir, haberimiz var. Hak'tan gayrısına yar demesinler, yar demesinler. Gerçekler nerededir, haberimiz var. Hak'tan gayrısına yar demesinler, yar demesinler. Üstümüzden kara bulutlar geçsin. Dünya aydınlığın yolunu tutsun. Senlik benlik denen kavgalar bitsin. Şu koca dünyaya dar demesinler, dar demesinler. Senlik benlik denen kavgalar bitsin. Şu koca dünyaya dar demesinler, dar demesinler. İsa'vi, Musevi, Muhammediler. Doğu, batı, kuzey, hem güneyliler. İsa'vi, Musevi, Muhammediler. Doğu, batı, kuzey, hem güneyliler. Barışın öncüsü bunca veliler. Yollar buzlu, dağlar kar demesinler, kar demesinler. Barışın öncüsü bunca veliler. Yollar buzlu, dağlar kar demesinler, kar demesinler. Doludur dolu minneti. İnsanlığın barış, huzur, cenneti. Bu dünya doludur dolu minneti. İnsanlığın barış, huzur, cenneti. İnsanlara hizmet bunca serveti. Silahlar yaparak kar demesinler, kar demesinler. İnsanlara hizmet bunca serveti. Silahlar yaparak kar demesinler, kar demesinler. Kalksa bu silahlar, her mermi bir gül edilse, tükenirdi ahuvahlar, karlı dağlar yol edilse. Tükenirdi ahuvahlar, karlı dağlar yol edilse. Ali Cemali der insan olasın, insanlık vasfında yerim bulasın. Ali Cemali der insan olasın, insanlık vasfında yerim bulasın. Herkes ektiğini biçer bilesin. Doğru görenlere kör demesinler, kör demesinler. Herkes ektiğini biçer bilesin. Doğru görenlere kör demesinler, kör demesinler.
Körlük bence insanın özündedir dostlar, gözünde değildir. Eyvallah, yüreğine sağlık. Yeter ki yürekleri kör olmasın değil mi Ali abi? Kalpler kör olmasın. Kalpler kör olmasın, eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, sizler de programımıza aktif olarak katılabilirsiniz. Canlı bağlanmak isterseniz 0212 telefonumuz var. Alalım o zaman telefonumuzu. Alo. 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 Kenan Gür, Ankara. Evet. Efendim, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz Kenan Bey? Sağ olun, nasılsınız? Çok teşekkürler. Buyurun, neler söylemek istersiniz? Ben bir istek isteyeceğim de. Buyurun. Buyurun efendim. Agel'ini isteyecektim. Agel'in var mı Ali abi? Agel'in yok canım ya. Başka bir türkü gönderelim onun yerine. Olmaz onun mı? Onun yerine başka bir türkü olsun. Olsun. Eyvallah. Tamam. Çok teşekkürler. Ankara'ya selam olsun. Selam. Eyvallah. Eyvallah abicim. Sağ olun. Evet sevgili dostlar, sizlere canlı canlı bağlanabilirsiniz. Dernek yönetim kurulu üyemiz, aynı zamanda öğretmenimiz bizlerle beraber. Tabii sürprizlerimiz de var. Projelerin bir ayağını oluşturan burada genç kardeşlerim de var. Bir derneğimizin müdavimi Yusuf abi. Evet, Yusuf bizim demirbaşımız. Demirbaş. Demirbaş. Dernekte. Bizim çaycımız. Evet. Bizim aslı kardeşimiz de burada. Evet. Onların şöyle bir özelliği var. Bir projenin bir parçası olmasından dolayı evet, bu akşam buradalar. Konuşacağız evet, onu. Siz aynı zamanda telefonunuzu mesaj yaz bölümüne gelerek büyük harfle TV 60 yazıp bir boşluk bırakıyorsunuz. Mesajınızı yazdıktan sonra da 39-69'a gönderiyorsunuz sevgili dostlar. Yine gelen bir mesajımız. Turan Bey, iyi yayınlar. Sanatçınız Ali Sezer'e ve öğretmenimize başarılar diliyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Çok güzel bir konuyu ele almışsınız. Engellilerimizin her alanda olması için ve yardımcı olmamız gerekiyor. Dostlarla birlikte sizleri izliyoruz. Berat Börek Pide Kafe. Sancaktepe. Evet. Ya sonuçta reklam gitti ama bu sonuçta bu sosyal bir proje, sosyal bir çalışmadan dolayı siz de kafenizde müşterilerle birlikte bizi izleyebiliyorsanız ne mutlu bize, ki gerçekten de hayatın tam içinde olan engellilerimize yardımcı olmamız gerekiyor. Evet hocam, derneğimizin elbette bunları yaparken sadece konuşarak dernek merkezinde değil belki ama hayatın içinde yaşayarak da öğrettiğiniz bazı çalışmalar var, projeler var. Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz? 2009 yılında derneğimiz açıldığı andan itibaren evet, biz çalışma hayatında biz de varız sloganıyla aslında ne bu güzel, dernek açıldı. Yani bizim bu engelli bireyler de bu iş hayatında var olmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyorlar. Evet. Bu çalışma hayatında tabii bazı belgelerin olması gerekiyor. Biz de İşkur desteğiyle İşkur'la ortak çalışmalarımız evet, ortak var. Çalışarak bir Down Cafe diye bir projemiz var. Bu projemizde 15 yaş ve üstü zihinsel engelli bireylerin amacıyla bir sertifika almaları söz konusu. Bu kurstan mezun olan öğrencilerimiz veya engelli bireyler aldıkları sertifikayla iş hayatına atılabiliyorlar. Bugüne kadar 125 tane öğrencimizi bu kurstan sertifika aldı. Çok iyi, evet, çok iyi. Ve bu sertifika alan birçok kursiyerimiz bazı kurum ve kuruluşlarda şu an istihdam edildi ve çalışıyorlar. Özür dilerim, projeler Down Cafe değil mi? Yani sonuçta Down Cafe, evet. Nerede olmuştu hocam bu? Ya, ilk 3 yıl, derneğimiz kuruluktan 3 yıl sonra, yani 2009'dan evet, sonra 3 yıl Sultan Gazi İlçe Belediyesi bünyesinde evet, yapıldı. Daha sonra tabii İşkur aracılığıyla. İşkur, evet. Daha sonra işte bu bir şekilde durduktan sonra biz artık yani dernek olarak neyse, İşkur aracılığıyla şu an bu projemizi yürütüyoruz. Yürütüyorsun. Evet, şu an halen yürüyen bir proje. Halen yürüyen güzel, bir projemiz. Hatta en son geçen hafta salı günü bizim bir Oscar törenimiz oldu. Bizim mezun olan kursiyerlerimize sertifikaları verildi. Bununla ilgili bir etkinlik yapıldı. Peki hocam, ne oldu orada mesela? Ne oldu? Neler oldu mesela? Yani sonuçta bu projenin gerçi yaşanılabilir haliyle anlatırsak neler oldu orada? O projede neler oldu? O projede bizim yani belki hiç iş hayatına atılacağını düşünmeyen evet, öğrencilerimiz, onların aileleri gerçekten bizim çocuklarımızın da belge alabileceklerini evet, veya herhangi bir kurstan mezun olabileceklerini, okuyabileceklerini, iş sahibi olabileceklerini farkına vardılar. Bu kafede çalışanların tamamı engelli miydi? Tabii engelli. Zaten engelli olması zorunlu. Evet.
hafif zihinsel engelli %40 ve üzeri rapor olması gerekiyor. Evet. Kursa katılabilmesi için. 15 yaş ve üstü. Aynı zamanda yani daha ağır engelli çocukların dışında daha çok hafif mental olan çocukların biz bu kursa tabi tutuyoruz. Ve kursu bitirdikten sonra tabi bu kurs esnasında aynı zamanda İşkur'un da bunlara bir katkıları oluyor. İşte yemek ücretleri, servis ücretlerini karşılıyor aynı zamanda. Bu peki hocam sonucunda, hemen konuşacağız bunu ama çok önemli gördüğüm için söylüyorum. Peki bu projeden sonra oradaki engelli bireylerimizin o yüzündeki ifade nasıl bir ifadeydi? Yani anlatılmaz. Gerçekten çok büyük bir mutluluk. Onların sevinçleri. Bir şeyler başarıyor olabilmek. Yani, bir şeyler yapıyor olabilmek. Yani emin olun yani normal bir bireyin iş hayatına atılmasından daha çok keyif alıyor bu insanlarımız. Peki. Yani onlar, çünkü onlara ilk sorduğunuzda iş istiyorum diyor. Yani ilk şeyleri bu. Vay, ne güzel ya. İş istiyorum, çalışmak istiyorum. Bir şeylere yaramak istiyorum diyorlar. Peki. O yüzden bu sertifika onlar için büyük bir umut. Evet. Bunu konuşacağız. Evet. Bu çünkü önemli bir konu. Belki bunu Türkü'den reklamlardan sonra da konuşabileceğimiz bir konu. Çünkü hani siz anlatırken ben oradaki kardeşlerimizin yüzündeki ifadeyi şöyle gözüm önünde canlandırıyorum. Evet. Süper. Gerçekten. Süper. Evet. Peki bir türkü alacağız. Türkü'den önce sayın yönetmenimden alt bantlarımı bir alabilir miyim? Hızlı bir şekilde teşekkür edeyim. Ali abimden hemen bir eser alacağız. Bir eser alalım. Bir alt bantlarımı alayım Ali abi. Evet, Nehir İnşaat ana sponsorumuz Ekrem Anas'a çok teşekkür ediyorum. Anadolu yakasında teşekkürler. Yalçınlar Kuyumculuk Şükrü Yalçın abime çok teşekkür ediyorum. Demokrasi Caddesi'nde Tokat Şahinler Otomotiv, Tokat'ı masmavi yapan Murat Şahin, Rıza Şahin abime teşekkür ediyorum. Asımoğlu Şirketler Grubu ve Gün Vadeyle spot reklamları da dönüyor değerli dostlar Kanal 60'ta, mutlaka izleyin. Pehlivanoğulları Geri Dönüşüm Kağıtçılık İbrahim Demir abime çok teşekkür ediyorum. Ve Şafak İnşaat Çorlu'da, Tekirdağ'da Şeref Şahin dedeme çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık. Önder Kağıtçılık Mesut Önder her zaman benimle beraber, sağ olsun, var olsun diyorum. Evet, ve türkü alıyoruz Ali abi, sen türkü alıyoruz. Şimdi güzel insan çirkinlerle konuşmam bu klibin bayağı bütün televizyonlarda reyting yaptı. İstersen onu okuyalım. Hadi Ali abi. Olur mu? Gelsin o klibimiz. Tamam Ali abicim. Tabii. Çirkinlerle konuşmam. Çirkinlerle konuşmuyorsun Ali abi, öyle mi? Çirkin işte, demin dedim ya, kibirli, gururlu, kendini beğenmiş, kendini bir şey zanneden insanlarla ben konuşmak istemem, muhatap da olmak istemem. Öyle. Tamam, diğeri gelsin, evet tamam. Hangisi gelecek? Ali abi, klip hazır değilmiş. Klip hazır değil Ali abi. Tamam, ben okurum. Ben hadi bak, tamam. Ben okurum. Ben de o zaman diyeyim ki cahil ile yola gitme. Doğru mu? Cahil ile yola gitme, yollarında duman olur. Meclisinde sohbet etme, kalbi dolu güman olur. Meclisinde sohbet etme, kalbi dolu güman olur. Sırrın yayarsa her münkiri dost sayarsan sonra halin yaman olur.
Her soysuzu da sayarsan sonra halin yaman olur. Hanlıklarını oldurmaz, ağlayan yüzü güldürmez. Susuzdurur hiç bildirmez, kuru kalan saman olur. Susuzdurur hiç bildirmez, kuru kalan saman olur. Ben hasta olunca hasta, iyiyim sersem her hususta. Böyle dürüst güzel dosta Ali Sezer kurban olur. Böyle dürüst gerçek dosta Ali Sezer kurban olur. Kısa bir reklam. Reklamlardan sonra buradayız sevgili dostlar. Nehir İnşaat'ın katkılarıyla Turhan Çakır'la Sevdamız Tokat devam edecek. Nehir İnşaat'ın katkılarıyla Turhan Çakır'la Sevdamız Tokat devam ediyor. Programındasınız. Konuğum da İstanbul Engelliler Araştırma Uygulama Destekleme Merkezi Derneği. Derneğimizi benimle tanıştıran Muharrem Kılınç abime de çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta içerisinde konuştuğumuzda Muharrem Kılınç abimde söylediği bir şey var. Turhan'cığım, güncel olaylarda da yapacağız. Bir nevi program danışmanlığı da diyelim buna. Muharrem Kılınç abimin bize destekleri çok fazla. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ve geçtiğimiz haftada engelliler haftası olması dolayısıyla engelli kardeşlerimizi, engelli bireylerimizi konuşalım istedik. Ve teşekkür ediyoruz hocamıza. Biz tabii reklam arasında da hocamızla konuştuk. Bu arada Yusuf'un da hepinize selam var. Aslı kardeşimin de hepinize selam var. Reklam arasında konuştuk, onları hasbihal ettik dedi. Yani sonuçta biz hani gelip söyleyemesek de söylemesek de siz bizim adımıza selam söyleyin dedi. Oya Başkanım, size de selam var Yusuf'un. Evet, Yusuf'un selam var size de. Teşekkür ediyoruz. Ya bu kardeşlerimi gerçekten çok seviyorum hocam. Yani bir azim var değil mi hocam? Yani azim var. Hayata tutunabilme azmi var. Ya yeter ki o özgüveni bulsunlar. Bunu da sizin aracılığınızla ve aile bireyler mi yapıyor hocam bunu? Özgüveni, kendilerini... Tabii ki. Bunu... Tabii bu işte bu sosyal aktivitelere katılarak oradaki özgüven... Devreye burada siz giriyorsunuz. Tabii ki, evet. Merkezimiz, derneğimiz gibi, etkinliklerle. Kurslar vesaire bu alanlarda... ki o çalışmaları kendilerine bir özgüven oluşturuyor. Dolayısıyla ya ben bu işi yapabiliyorum diyebiliyorlar. Etkinlikler kısmında da birebirler değil mi? Etkinliklerden biraz bahsedelim hocam. Etkinliklerimiz arasında hani dediğimiz gibi bu COSCEP kursumuz vardı. Evet. Bu aldığımız sertifika ile birlikte. Bunun dışında ailelerimizin özellikle işte öğrencilerimiz ve ailelere yönelik kültürler gezilerimiz oluyor. Şehir içerisinde, evet, veya şehir dışı gezilerimiz oluyor.
Bu gezilerde işte bu kültürel alanda da çalışmaları, onlarda dediğim gibi böyle bir sosyal gelişim gösterdiği için kendilerine evet. bir güven oluşuyor ve o güven oluşumun sonunda kendilerinde böyle şeyler yapabileceğini düşünüyorlar. Yaptıktan sonra ve mutlu oluyorlar. Güven geliyor. Çünkü olayın başında gerçekten özgüven problemi oluyor. Özgüven evet. açtıktan sonra küçük adımlarla çoğu şeyi öğrenebiliyorlar, yapabiliyorlar. Hocam, yeter ki yapabildikleri şeyler verilsin. Yani evet. böyle yani onların güçlerini aşan şeyler olmasın. Yani tabii bu akademik beceri de olabilir evet. veya çalışma alanı da olabilir. Yapabileceği şeyler olsun. Yapabildikleri şeyler yaptıkları zaman çok mutluluk duyuyorlar. O yüzden buna da dikkat etmek gerekiyor. Evet. Yani fazla yüklenmemek lazım tabii dediğin ki. Gibi. Yani onların gücünü bilmek gerekiyor. Bilmek kapasitelerini yani. Bilmek gerekiyor. Kapasitelerin dışına çıktığı zaman işte ya o işte bir küskünlük duyar veya yapmak istemez. O yüzden bu anlamda bilmek lazım. En çok da ailelerin eğitilmesi lazım değil mi hocam? Evet. Yani engelli bireyimizin ailesinin, aynen. yakın çevresinin mutlaka eğitilmesi lazım. Eğitilmesi gerekir. Hocam kaç çeşit engelli var? Yani Kabataş'a şöyle bir baktığımız zaman hayatın içerisinde kaç çeşit engellimiz var? Yani çok fazla engel grupları var da bizim daha evet. çok böyle karşılaştığımız işte bu engeller kurumlarda eğitim alan. Evet. Özellikle Down sendromlu çocuklarımız var biliyorsunuz. Hı hı. Evet. Bunun yanında yakın gelişimsel bozukluk dediğimiz otizm. Evet. Serebral palsi, bu nörolojik hastalığı olan hem zihinsel hem bedensel hı hı. rahatsızlığı olan bireylerimiz evet. var. Bunun yanında zihinsel engelli bireylerimiz var, engelli kardeşlerimiz var. Bu zihinsel engelli kardeşlerimizin de birçoğu çoğu zaman fark edilmiyor. İşte bunu yani daha çok, bunu fark etmek lazım. Evet, zamanı bir de her şeyde olduğu gibi bunda da erken teşhis çok önemli değil çok mi hocam? Çok fazla önemli. Evet. Özellikle dediğim gibi o zihinsel engelli bir kısım hafif mental dediğimiz çocuklar bunlar daha çok akademik becerileri başladıktan sonra, akademik eğitimleri başladıktan sonra evet. çoğu zaman ortaya çıkıyor. Aslında çok farklı özelliklere sahip olabiliyorlar. Yani ilkokul 1'e kadar belki fark edilmiyor mu hocam? Fark edilmeyebiliyor. Fark edilmeyebiliyor. Evet. Çünkü herhangi bir fiziksel problemleri olmadığı için tamamen nörolojik yani zihinsel bir problem olduğu için yani çocuğun hiçbir gelişiminde bir problem görülmüyor. Hani aile de bunu göremiyor. Evet. Aynı zamanda doktora gittikleri zaman da doktor yani somut olarak bir şey göremediği için teşhis koyamıyorlar. Daha sonra işte dediğim gibi böyle bu okul çağı başladıktan sonra çocuğun problemleri ortaya çıkıyor orada. İşte bu öğrenme güçlüğü dediğimiz veya algılama problemi evet. olan işte tabii bazı çocuklarımızda daha fazla, bazılarında daha az bu ortaya çıkıyor. Peki hocam toplumda en fazla görülen grup hangi grup? Engelli grubu. Yani böyle bir istatistik bir çalışma var mı? Ya böyle bir çalışma yok aslında da öyle zannediyorum en fazla öğrenme bozukluğu çok fazla. Öğrenme evet, bozukluğu. Yani çünkü biz bunları gerçekten teşhis edemiyoruz. Hı hı. Yani diğer engel gruplarını somut olarak görebiliyorsunuz ama evet. öğrenme güçlüğünü göremiyorsunuz veya belki çok fazla vardır, aile konduramıyordur veya teşhis edilemiyordur. O yüzden benim kendi kanaatim, evet. ben en fazla özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarımızın fazla olduğunu düşünüyorum. Bu grup engelliler doğuştan... Bu tabii engel grubuna girmiyor daha çok. Bu hani eğer raporlandırdığımız zaman evet. bu tür bireylerimizi %40'ın altında olduğu için engelli grubuna girmiyor. Ama neticede bu da bir problemdir yani problem. Çocukta var olan bir sıkıntıdır. Tabii bunlar eğitimle giderilebiliyor. Peki evet, hocam az önce saydığınız engelliler grubu doğuştan gelen engelliler grubu değil mi? Bir de sonradan evet. Hayatın içerisinde... ortaya çıkan engellilik durumu var. Durumu da var, evet. Yani bunları nasıl sayabiliriz? Bir tabii bunu hani hayatta yaşanılan kazalar vesaire bundan yani çocuğun yaşadığı bu tür durumlar veya çocukların geçirdiği ateşli hastalıklar daha sonradan evet. bunlar probleme yol açabiliyor. Bununla birlikte ateşli hastalıkların çocuklar bazen somut bir problem bırakabiliyor. Biz onu halk arasında havale geçirme filan havale geçirme. Değil mi? Havale geçirme. Bu zaman zaman işte körlüğe engel sebep olabiliyor, işitme engeline yol açabiliyor veya beyin felcine yol açabiliyor. Çeşitli hastalıklara bu yol açabiliyor.
Bunun yanında bir de konuşma bozukluğu dediğimiz bir problem var. Yani evet. O engel grubuna girmiyor ama bu da 2,5-3 yaşlarında başlayan bir problemdir. Çocuğun yaşadığı travmalardan kaynaklı olarak kekemelik, işte artikülasyon bozukluğu, konuşma bozukluğu dediğimiz bir problemler ortaya çıkıyor çocuklarımızda. Evet. Ama bunların bir anlamda da tedavisi daha mümkün. Daha mümkün. Daha tabii mümkün. Yani erken. Peki hocam, şimdi hani bir taraftan da öğrenmeye de çalışıyoruz. Bu engelliliğin sebepleri bilinenler var mı? Mesela zihinsel engeller, Down sendromu. Evet. Bunların hani belli hastalıkların diyelim, belli engelliliğin durum sebepleri var mutlaka, evet. Biliniyor. Bunlar da bilinen, bilinmeyen diye ise hangileri biliniyor? Aslında tam olarak bir sebep yok. Yok. Yok, tam olarak bir sebep yok. Mesela yakın gelişimsel bozukluk, 40 tane şey sayabilirsiniz bunun için. Fakat Down sendromlu bireyler biraz daha farklı. Hani kromozomla alakalı olduğu için evet, onların... O tespit edilmiş. Evet, biliniyor. O tespit edilmiş. Yalnız onun da tam olarak sebebi bilinmiyor. Fakat genel olarak varsayılan bir durum var. Yani 40 yaş ve sonrası oluşan gebeliklerde daha evet, çok ortaya çıkan bir problemdir denilebiliyor. Tabi bununla ilgili de somut bir veri yok aslında. Bir donu yok elimizde. Ama genel olarak işte daha çok 40 ve 40 yaşından sonra olan... doğumlarda ortaya çıkan bir problemdir deniliyor. Deniliyor. Down sendromları için. Evet, Down sendromu. Evet. Peki hocam bunlar örneğin Down sendromu. Bu ömür boyu ya da zihinsel engeller ömür boyu yaşanılacak bir durum mu? Ya da bunu bertaraf edecek ya da kolaylaştıracak çalışmalarla ortadan kaldırılabiliyor mu? Bu konuda biraz açarsanız neler yapılabilir? Ya şimdi bizim buradaki şey olarak biz tıbbi olarak herhangi bir müdahale yapamıyoruz. Evet. Yani eğitimci olarak. Şimdi bunların tıbben de çok fazla tedavileri mümkün değil. Evet. Bunların tedavileri tek kelimeyle söyleyeyim eğitim. Eğitim. Eğitim, evet. Yani tek kelimeyle eğitim. Bu çocuklarımızın eğitimine ne kadar erken başlatılırsa, aile bu konuda ne kadar önceden bilinçlenip çocuğun bu engelini kabullenirse, çünkü bu kabullenme olayı da çok önemli. Kabullendikten sonra o eğitim hayatı ne kadar erken başlatılırsa çünkü o oranda iyileşme görülebilir, rehabilite edilebilir. Tabii bununla birlikte çok ileri düzeylerde düzeye girebilecek çocuklarımız da var. Hani bu eğitim sonucunda evet, ailenin katkıları, işte eğitimcinin, yani o çocuğa eğitim veren uzmanın katkılarıyla güzel yerlere girebiliyorlar. Hatta bu bireylerden çok farklı özellikler de çıkabiliyor. Bazen çok iyi bir piyanist, çok iyi bir evet, saz çalan, çok iyi bir ses sanatçısı olabiliyorlar. Olabiliyor. Evet. Ki Fazıl Say bunlardan bir tanesi, dünyaca ünlü bir piyanist. Evet. Ya bu tür özelliklere sahip olan bireyler de çıkabiliyor bu tür. Fazıl Say'ın engellilik durumu ne hocam? Yani otizm. Otizm. Evet. Yani evet, otizmlerden zaten otizmli çocuklara engel grubu sayılmıyor. Hani engelli olarak denilmiyor. Onlardaki problem iletişim problemi. İletişim sorunu. Ya iletişim kurulamadığı için çocukların o içindeki cevheri keşfedemiyorsunuz, öyle söyleyeyim. Yoksa çok farklı özelliklere sahip olabiliyorlar. Çok i̇şte farklı yeteneklere sahip olabiliyorlar. Sevgili izleyicilerimiz, hocamız çok iyi bir noktaya yani onların bahsedin, o özelliklerini ortaya çıkarabilmek önemlidir. Bazen öğrenme güçlü dediğimiz çocuklar da çok güzel potansiyel. Fazıl Say'da